Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi, teknoloji ve sporu sunar. Herkese iyi akşamlar. Spordaki teknolojik unsurları, yenilikleri, gelişmeleri incelediğimiz Teknoloji ve Spor'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin herhalde oynamayı en çok sevdiği sporlardan biri olan futbol konusuna değineceğiz. Futboldaki teknoloji konuşacağız ve bugünkü konuğum çok değerli bir misafirim. Aynı zamanda Türkiye'nin de futbol konusunda örnek alması gereken kulüplerden bir tanesi. Altın Ordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhun Bilge bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Altın Bey. Tabii bugün futbol teknolojileri konusunu işleyeceğiz. Altın Ordu Futbol Kulübü bu konuda çok önemli. Türkiye'de bile bulunmayan teknolojilere sahip. Aynı zamanda gençlere olan ilgisi, yani algısı, yapısı itibariyle çok örnek bir kulüp. Öncelikle tabii sizlerin Altın Ordu'yla tanışma hikayenizi diyelim. Spora giriş hikayenizi dinlemek isteriz. Sağ olun. Benim tanışma hikayem tabii çok eskiye dayanıyor aslında. Çünkü ben ailem Altın Ordulu. Babam ve rahmetli amcam çok uzun yıllar Altın Ordu'da forma giymişler, kaptanlık yapmışlar. Çocukluğumuzdan beri hep zaten bu renklerle büyüdük ama Altın Ordu'nun temelde iki tane kuruluş yıl dönümü var diyebilirim. Bir tanesi Cumhuriyet'in ilk kulübü olması 26 Aralık 1923. Diğeri de özellikle saygıdeğer başkanımız Sayın Seyit Mehmet Özkan önderliğinde 8 Ağustos 2012 yılında Sportif AŞ'li kulübün şirketleşmesi anlamında iki tane farklı nokta var. Ben Mehmet Bey ile beraber, Mehmet Bey ve ekibiyle beraber 2012'de Altın Ordu'da tanıştım. Uzun bir dönem aslında yarı zamanlı beraberdim, 5,5 yıl gibi onlarla. Yönetim kurulu üyeliği yaptım, başkan vekilliği yaptım. Benim kendi kariyerim anlamında da yaklaşık sadece AXA, bizim değerli ortağımız AXA Sigorta, AXA grubunda da 17 sene bir fiil çalıştım. 14 sene yöneticilik yaptım. Daha sonra yani Mehmet Bey'in yaptığı bu manevi değeri çok yüksek Türk sporuna, Türk çocuklarına manevi değeri çok yüksek bu yatırımda bir destek olabilmek, ona bir omuz verebilmek amacıyla da 1 Ağustos 2018'de kulübün icra kurulu başkanı ve CEO'su olarak göreve başladım. Bu anlamda Türkiye'de de kurumsallaşma anlamında yeniliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim yani sistemin geldiği noktada. Dolayısıyla kendinizden bahsettiğiniz için söyledim. Hani bu anlamda devam ediyoruz. Kulüp için, Türkiye'nin yarınları için, geleceği için gerçekten bu çok ulvi bir oluşum. Buna destek olmaya çalışıyoruz. Ben de ekip arkadaşlarımızla beraber gecemizi gündüzümüzü bu armaya, bu ülke topraklarına yatırım yapan çok önemli bir iş insanına destek olmaya gayret ediyoruz. Buna adıyoruz diyebilirim. Tabii burada görüyoruz hem yapmış olduğunuz işlerden hem takımınızın, futbol takımınızın olduğu yapıdan da yani sadece saha içi skorlara bağlı olan değil, direkt insanın kendi özüne hem futbolu da spor olduğu için yapmakla birlikte insanın da iyi birey olma yolunda bir anlayışınız, bir felsefeniz var. Bu felsefeyi de aslında bu yorumunuzu beklemeden ilk önce bu felsefeyi belki de çok güzel anlatan bir videomuz var. İlk önce bu videoyu bir göz atalım. Altın Ordu. Bu sahada ter döken gençler çok zorlu bir yolun henüz başındalar. Ve hepsinin kafasında aynı soru var. Nasıl iyi futbolcu olunur? Ayaklar çalışacak elbet. Ama önce kafayı çalıştırmak lazım. Futbolun akılla oynandığını unutmamak lazım. Kaleciyi çaresiz bırakacak şutlar çıkarmak da önemli tabii. Çok tekrar yaparsa kusursuz şutu bulur. Ama sahada ondan mükemmel fasolar görmek yeter mi? Eğer taşıdığı Altın Ordu amblemi ise çevresine güven verecek. Saha dışında kimse bir falsosunu görmeyecek.
Sonunu görmediği o yolu birlikte yürüdüğü kardeşlerinin arkasını kollayacak tabii ki. Ama defansa koşmak yetmez. Yeri geldiği zaman hiç tanımadığı insanların da yardımına koşacak. Yanlış kararla gelen bir penaltıya veya bir kupaya tamah edecekse eğer, o yolu boşuna koşmuş demektir. Bazen elinin tersiyle itmesini bilecek hak etmediği kazancı. Altın ordulu futbolcu topla buluşuyor. Ceza sahasına girdi, kaleyi düşündü. Kaleyi düşünmek onun için çok kolay. Ama vakti geldiğinde komşularını da düşünecek. Yolu yürürken yolunu gözleyenler bol olsun diye. Ceza yayı üzerinden atılacak bir frikik. Her zaman denk gelmez. Bir altın ordulu bu noktalardan kazanılan frikikleri çok sever. Ama üzerinde yürüdüğü bu toprakları memleketini sevdiği kadar değil. Onlar ilerledikleri bu yolun taşlarını kendi elleriyle sapasağlam döşüyorlar. Gittikleri yolun sonu yalnızca başarıya çıkacak. Çünkü onlar yalnızca rakiplerini değil, birbirlerinin yardımıyla, birbirlerini tamamlayarak aslında kendilerini aşmaya çalışıyorlar. Aksa Sigorta olarak bu ülkeye yalnızca iyi futbolcular değil, iyi bireyler ve iyi vatandaşlar yetiştiren Altın Ordu Futbol Kulübü'nün değerler ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Aksa Sigorta ve Altın Ordu Futbol Kulübü arasındaki değerler ortaklığını aynı zamanda futbola hizmet eden oyuncularımızın, gençlerimizin de belki de sahip olması gereken algıyı çok güzel bir şekilde anlatan bir video. Evet, yani klasik bir sponsorluktan öte bizim hem kulüp olarak da bakış açımızda bu var. Yani Petrolobüs'ün de yol arkadaşımız olarak nitelemiştik. Yani onlar da bize çok destek oluyorlar bu anlamda. Hem felsefe olarak en başta zaten onu çok orta noktası olarak koyuyoruz. Hani bir nevi felsefe kardeşliği hepsi baktığımızda. Son özellikle KİP dediğimiz centilmenlik sponsoru bizim çok önemli bir marka olduğunu düşünüyoruz. Yani KİP Gürmen grubu sağ olsun, Zeynep Hanımlar da aynı bakış açısıyla bizimle beraberler. Kulübü yarınlara taşırken bir taraftan da kendi sektörünün lider kuruluşlarıyla ama en önemlisi felsefe olarak aynı yöne baktığımız kurumlarla bir araya gelmek. Açıkçası bu yürüdüğümüz manevi değeri çok yüksek bir yolda bize çok güç veriyor, onu söyleyebilirim. Bu arada tekrar kendilerine teşekkür de ederim bu vesileyle. Tabii Sayın Başkan da geçen hafta Brandon Sport Summit'te yapmış olduğu açıklamaları da duyduk. Yani Altın Ordu Futbol Kulübü neden bu felsefede, bu anlayışta ısrar ediyor? Diğer kulüpler gayet iyi gibi duruyor. Hiçbir şey yani bu algıda, bu düşüncedeki felsefe anlayışa ihtiyaç olmadan günü en azından geçiriyorlar diyelim. Şimdi aslında futbol dünyanın her yerinde futbol ama hani felsefesi çok saygı görüyor, onu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla yurt dışı seyahati yapıyoruz. Özellikle akademi yaş gruplarında düzenlediğimiz turnuvalar, katıldığımız turnuvalar itibariyle birçok kulübün içerisindeki felsefeden, futbolun sadece futbol olmadığından kaynaklı bizim Altınordu Futbol Akademisi'ndeki eğitimlerimizden çok etkilendiklerini hep birebir şahit olduğumuzu ifade edebilirim. Altınordu neyi farklı yapıyor? Aslında hangi mesleği yaparsanız yapın, temelde şöyle bir şey var. Yani bugün bir örnek vereyim. Mesela Viyana neden çok ünlü besteciler yetiştiriyor? Bu bir odaklanma ve tamamen konsantrasyon ve fokuslanma işi. İşte baktığınız zaman, araştırdığınızda bu sanatçıya yapılan yatırımdır. Şimdi Altınordu tarafına bakarsanız en farklı yaptığı şey bir kere bu toprakların çocuklarına güveniyor Altınordu. Bunlara güvendiği zaman ne tip sonuçlar aldığını çok net biliyor. Bunları da görüyor. Bugün itibariyle baktığımız zaman gerçekten çok üst seviyede iki tane oyuncuyu seyrediyoruz hep beraber. Çağlar Söyüncü Premier Lig'de bizim diğer evladımız Cengiz Ünder Serie A'da. Bugün bakıyorsunuz Berke şimdi Belçika'da çok iyi işler yapıyor. Barış, Yusuf, Erce, Alican. Dolayısıyla bu sistem artık orası bir üretim mekanizması. Burada biz üretiyoruz. Burada en önemli nokta şu, bu işe bir adanmıştık az önce de söylediğim gibi. Yani bu bestekar da yetiştirseniz, futbolcu da yetiştirseniz, ne yetiştirseniz yetiştirin. Adanmıştık, fokus
ve konsantrasyon. Dolayısıyla biz evlatlarımızın Avrupalı yaştaşlarıyla çok büyük farkları olmadığını görüyoruz. Sadece geçen sene alt yaş gruplarında 25 tane uluslararası turnuvaya gitmişiz. Dolayısıyla bunları çok tecrübe ettiğimiz için bu ülkede az önce bahsettiğiniz yani genel sorunun biz yetişkinlerde olduğunu düşünüyoruz. Bu yetişkinler bu çocuklara şans verdiği sürece, onlara bu imkanları sağladığı sürece, tesis vesaire, onlara güvendiği sürece bu çocuklar zaten yani bugünün dünya yıldızları da böyle yetiştiler. Bakıyorsunuz işte dönem dönem belli sosyal portallarda son dönemde çok fazla görüyoruz. Hani işte Zidane'ın çocukluğu, işte Beckham'ın çocukluğu. Yani bunlar da hep akademilerden, oradan gelen, kimse gökten zembille inmiyor nihayetinde. Ama bizim ülkemiz biraz daha tüketim odaklı olduğu için biraz daha sabırsız, biraz daha sonuçları için, daha çok istiyor. Tabii ki son dönemde bakıyorsunuz işte birçok kulüpten hani Avrupa'ya da ya da Türkiye'ye de görüyoruz isimler. Bugün Süper Lig'de 14 yabancı, bizim oynadığımız ligde 6 yabancı serbestiyeti olmasına rağmen biz Altınordu olarak neyi farklı yapıyoruz dediğiniz için söylüyorum. Bunu kullanmıyoruz. Kendi hür irademizle kullanmıyoruz. Bu hak verilmiş zaten ama işte son dönemde financial fair play transferlerin kapanması vesaire transfer tasının kapanması derken zaten kendiliğinden birçok genç çıkmaya başladı dikkat ederseniz. Yani şans verince bu çocuklar geliyor. Ama en büyük farkımız bence bu ülke çocuklarına güvenmek. Tabii seyircilerimiz belki burada işte programında teknoloji ve spor ama siz işte teknoloji nerede gibi düşünebilir ama bunları tabii bir başka programda olsun bunları konuşmamız ne yazık ki lazım. Çünkü bu algıyı, bu kafa yapısını her insana yani bu bilinçlendirmeyi yapmayı siz de görev edinmişsiniz. Aynı zamanda bu algının da özellikle futbol gibi çok büyük kitlelere, çok büyük yani popülariteye ulaşabilen bu futbolun da bu bilinçle gelişmesi Türkiye'nin genel yararına olacak. O farkındalık zaten teknolojiye getiriyor. Aynen öyle. Aslında birbirine çok garip. Tabii yine bunun üstüne de tabii ki Altın Ordu Futbol Kulübü'nde de tabii Türkiye'de başka kulüpte olmayan teknolojileri de sizden dinleyeceğiz ama sırası var tabii. Tabii yapmış olduğunuz şey insana yatırım. İnsana yatırım da belki de en zorlu yatırım ama en özel yatırım diyeyim sonunda baktığımızda, sonucuna baktığımızda örnekleri zaten şu an keyifle izliyoruz. Tabii bununla birlikte tesisleşmeden bahsettiniz. Yeni Hasan Doğan binasını açtınız. Burada hem Türkiye'nin tesisleşme mentalitesi hakkında hem de Altın Ordu'nun tesisleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Az önce de bahsettiğim gibi yani temelde şöyle bir şey var. Yani ne üretirseniz üretin bir kere yani adı üstünde üretim tesisi gerekiyor. Yani bugün tarımda da, sanayide de, teknolojide de mutlaka bir tesis de üretmeniz gerekiyor. Yani bugün sebze meyve de yetiştirseniz bunun bir üretim tesisi var. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman tesis olmadan zaten sporcu üretmeniz, çıkarmanız çok mümkün görünmüyor. Bugün yani birkaç kulüp dışında çok da fazla hani seyahatimiz oluyor. Özellikle Süper Lig anlamında da oynadığımız A takımımızın oynadığı lig anlamında da. Yani birkaç kulüp dışında ki sayısı çok az oluşan fonların kulüplerin edindiği fonların yayın gelirinin vesaire neredeyse tesis için ayrılığının bile tamamen A takımlarına yarışmacı takımlara aktarıldığını çok net görebiliyoruz. Bu açıdan baktığımızda bizim biraz daha ülke konjonktürü hani teknolojiye değinmişken biraz daha skor odaklı olduğu için, sonuç odaklı olduğu için biz biraz daha süreç odaklı yaklaşıyoruz. Süreç odaklı yaklaşmak da beraberinde aslında bir vizyonu ya da bir bakış açısını getiriyor. Bugün itibariyle güncel olarak baktığımızda İzmir'de 4 ayrı lokasyonda yaklaşık 25 tane saha inşa etmiş durumdayız Altınordu Futbol Kulübü olarak. Ve bunu çok net izleyicilerimizle paylaşabilirim. Bu sahalardan sadece 2 tanesi A takım kullanıyor. Yani hemen hemen 20'nin üstündeki saha bizim akademiye 5 ila 21 yaşındaki evlatlarımızın kullanımına açılmış durumda ki bunların içinde doğal çim, hibrit ve gerçekten çok kaliteli yani sentetik çim dediğimiz bu kakao granülü aslında o da bir teknolojik yaklaşım.
İtalya'dan getirdiğimiz özel, hiçbir aksiyonunu engellemeyen, çocuklara zarar vermeyen, kakao granülü ile beraber meçhedilen bir saha teknolojisi de var. Bu bakımdan bizim için olmazsa olmaz süreç odaklı gelişimin en büyük noktadan bir tanesi de tesisleşme. Gerçekten buna özellikle Başkanım Seyit Mehmet Özkan'ın bakış açısı ve vizyonu anlamında özellikle bir sanayici olması ve üretimi çok iyi bilmesi, o yüzden çok iyi bir iş insanı olması da hepimizin şansı diye düşünüyorum. Her şeyden önce de ülkenin şansı. Çünkü bu ülke topraklarına yapılan bir yatırım. Peki burada bulundurduğunuz öğrencileriniz var. Genç futbolcu adayları var. İşte 20 saha. Bununla birlikte tabii teknolojinin saha içindeki ayağına da değineceğiz. Ama eğitim konusunda da sanırım kullanmış olduğunuz, çocukların eğitiminde kullanmış olduğunuz bazı teknolojiler de var. Yani başka okullarda normal iş olarak okullarda olmayan farklı ayrıcalıklara da sahipsiniz. Burada tabii öğrencilerin çok şanslı olduğu fikrine kapılıyorum. Siz bununla hakkında neler söylemek istersiniz? Bir Altın Ordu genci bu eğitimden nasıl faydalanıyor futbolun dışında? Aslında teknoloji programında da şunu vurgulamamız gerekiyor. Altın Ordu sadece bir futbol kulübü değil. Yani size de daha önce de bahsettim. Yani kesinlikle gelip deneyimlenmesi gereken bir ülke projesi diyebilirim. Yani Türkiye'nin Altın Ordu'sunu o yüzden de çok sık kullanıyoruz. Çünkü anlatmak çok kolay olmuyor. Çünkü benzeri çok fazla yok. Hani Avrupa'da ilk üçe girebilecek akademik tesisler olduğunu düşünüyorum. Yani gidip gördüğümüz için de söylüyorum bunu. Altın Ordu sadece bir futbol kulübü değil, bir yaşam okulu. Yani gelip insanların, iş insanlarının, spor adamlarının bizim çocuklarımızın hayatlarına dokunmaları gerekiyor. Çünkü orada sadece futbola ilişkin yarınları hazırlamıyoruz çocukları. Yani gerçekten çocuğun kendini iyi ifade edebilmesi, çocuğun yabancı dil biliyor olması, futbol tarihiyle ilgili fikrinin oluyor olması, tarım alanları, özel besi alanlarında bir anlamda hayatını test etmesi. Çünkü artık sokaklarda çocuklar yok yani bizim çocukluğumuz gibi. Teknolojinin öyle de bir handikapı oluştu yani evler anlamında söylüyorum. Çocuklar orada yani tarım yapmıyorlar. İşte yumurtayı nereden geldiğini tanımıyorlar. Sebzelerin nasıl, meyvelerin nasıl büyüdüğünü bilmiyorlar. Dolayısıyla Altın Ordu Futbol Akademisi her şeyden önce bir okul. Bunu Sayın Milli Eğitim Bakanımız da geldiğinde Ziya Selçuk söylemişti. Hakikaten burada olağanüstü eğitim veriyorsunuz diye. Aslında çocukları bir taraftan hayata hazırlıyoruz. Ama belki de bu programın en önemli ifadelerinden bir tanesi de bu programda söyleyebileceğimiz kanıta ve kayıta dayalı futbolcu. Yani Altın Ordu'nun bu taraftaki yani futbol tarafındaki tanımı bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek. Bunu yaparken de teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanmak. Tabii ki birçok kulüpte kullanılan bildiğimiz teknolojik bir takım yaklaşımlar var ama özellikle vurgulamak istediğim bizim Türkiye'de PassSense dediğimiz bu ben Benfica'ya gittiğinde Portekiz'de Borussia Dortmund'un kullandığı bir teknolojiydi bu ilk tecrübe edindiğimizde. Biz bunu burada Türk mühendislerine yaptırdık başkanımızla beraber. Burada bir oyuncu sabahtan akşama kadar birçok yani akademik oyuncularımızın kanıta ve kayıta dayalı olarak burada eğitim görüyorlar. Şöyle ki galiba şu anda da ekranda belli bir alan var. Bu alanda evlatlarımız farklı noktalardan, farklı şiddetlerde, farklı falsolarda bunu tamamen ayarlayabiliyoruz. Farklı zonlardan gelen topun çevre kontrolüyle, topun sağlıklı istop edilmesiyle ve topun hedefe atılmasıyla burada bu yeteneklerini, özelliklerini test ettikleri, burada geliştirdikleri kanıta ve kayıta dayalı dediğimiz eğitim müfredatının en önemli noktalarından bir tanesi. Bunun biz özellikle de akademi tarafında çok fazla oyun içinde de görmeye başlıyoruz. Bunları test ediyoruz. Çocuklarımız orada idman yaptıklarında onları neticelerle
sonuçlarını onlarla paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla bunun ülke ülke futbolu anlamında çok önemli bir teknoloji olduğu kanaatindeyim ki Avrupa'da bunu belli sayılı kulüpler uygulamakta. Bir de bunun daha küçük yaş grubu için özellikle 11 yani bizim akademimiz 11 ile 19 yaş arasında yaklaşık 200'e yakın evladımız orada yatılı olarak kalıyorlar. Bir de HİTİT dediğimiz bir sistem var. Yine Türk mühendislerle çalıştık bunu. HİTİT'te de yine bir büyük bir dairenin içerisinde belli pas duvarlarını, yani o pas duvarlarında yeşil, sarı, mor gibi ışıklar yanıyor ve onların hep bir performans anlamında bir anlamı var. Buradaki isabet oranına göre de çocukların, çünkü baktığınız zaman bakın ya arkada yanıyor ışık ya yanda. Dolayısıyla çevre kontrolü anlamında da yani pasın şiddetinin ayarlanması ve hedefinin bulunması anlamında da çok sonuç almaya başladığımız başka bir teknoloji de HİTİT teknolojisi. Bu noktada dediğim gibi bu daha ziyade 11, 12, 13, 14 yaş grubumuzda daha sık kullandığımız. Fakat az önce PassSense dediğimiz uygulamada biraz daha A takıma yaklaşan büyük yaşlarda. Çünkü orada özellikle chartlar bölümünde yani çok daha hızlandırabiliyor, çok daha yavaşlatabiliyor. Ama HİTİT'te daha fazla kontrolü sağlayıp daha sonra PassSense'de çocuğun eğitimine devam etmesi anlamında ciddi son dönemde yaklaşımlar oluşmaya başladı. Bu müfredatta çocukların eğitimine devam ediyoruz teknoloji tarafıyla. Aslında bu bahsetmiş olduğunuz PassSense ve HİTİT teknolojilerinin hem normal bir eğitimde eğitim gören bir insanın, bir çocuğun aynı şekilde kademe kademe yukarıya çıkması anlayışını da burada görüyoruz. Yani ilk önce işte çevre kontrolü, reaksiyon, o tarz motor becerilerinin o çocukta yine motorize olmasını sağlayıp daha sonra ileriki yaşlarda da bunu arttırıyorsunuz. Tabii teknoloji ve sporda da bugüne kadar sporda veri kullanımının önemine çok değindik. Yani aynı zamanda veriye dayalı olması, yani o veriyi alıp onu analiz edip çocuklara bak şuran eksik, buran eksik, şuranı geliştirmen lazım gibi ve aynı zamanda sanıyorum ki yatılı kalıyor bu çocuklar. Doğru. Akademinizde. Doğru. Her gün aslında bununla kalkıp bununla yatmaları da çok önemli. Çok tekrar var. Hı-hı. Az önce bahsettiğiniz şeye de bir ek yapayım. Mesela Huddle diye bir program var. O da aslında ülkede bizim uyguladığımız, ilk uyguladığımız sistemlerden bir tanesi. Bu bizim hazırlayıcı takımımız, yani akademideki en küçük yaş grubumuzdan hazırlayıcı takımımızın ve A takımımızın tüm antrenman ve maç görüntülerinin sisteme yüklenmesi ve sistemde de ortak kullanım anlamında herkesin buradan faydalanıyor olması anlamında bizim performans antrenörümüzün yönettiği bir portal. Bundan da oldukça faydalandığımızı söyleyebilirim. Yani aslında bunların birçok antrenman sistemleri var ama özellikle en farklı noktaları bu özel 3 tane bahsettiğim PassSense, HİTİT ve Huddle'ın çok öne çıktığı bir nokta var. Bunun genel çatısı da tekrar ifade etmem gerekirse yani kanıta ve kayıta dayalı olması ve bizim buradan aldığımız verilerle çocukları çok fazla tekrarla doğru geri bildirimlerle geleceğe hazırlamak. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını burada hani bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Yani bugüne kadar hani baktığımız zaman geçmişte benim büyüklerimin de spor yaptığı dönemlerde evet yani hatta bazen şey diyorum hani kardelen çiçeği gibi mutlaka bir yerlerde çıkıyor zaten. Ama özellikle bunu seri üretime geçirmek, bunları bahçe çiçekleri haline getirmek işte bu kanıta ve kayıta dayalı bu tip akademilerin kurulmasından geçiyor. Yani bu sadece yani mutlaka son dönemde özellikle buraya bir yöneliş olduğunun çok farkındayız ama keşke yani bunu Altınordu yaptığı için söylemiyorum. Keşke bu tesisler işte ülkemizin işte 7 bölgede devam etse, çoğalsa. Altı Bey inanın hani biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Yani bugün baktığımız zaman verilen bu kadar paralar, döviz cinsinden verilen paralar, bizim daha fazla sporcu ihraç etmeye ihtiyacımız var. Çünkü son dönemde ülkede gelinen noktaya baktığınız zaman olağanüstü tesisler, statlar, her şeyi görüyoruz. Yani artık biraz daha insana yatırım,
Biraz daha bu anlamda öze dönüş, öz kaynağın değerini bilme, sabretme, herkesin az önce söyledim ya, bu adanmışlığı, bu fokusluğu, bu konsantrasyonu vererek, çünkü bu topraklarda bu cevher var. Yani evet. Bu çıkıyor. Bunu da bir anlamda aslında sadece bizden çıkan evlatlar değil, bugün Avrupa'nın her tarafında gidip aslanlar gibi oynayan Türk çocukları var. Bugün milli takımın da jenerasyon olarak geldiği noktayı görüyorsunuz. Yani dolayısıyla buna inanmak ve arkasında durmak lazım. Ve buraya çok önemli bir şey, yatırım yapmak lazım. Tabii burada diğer kulüpleri de görüyoruz. Avrupa'da bu mentaliteye sahip olmuş. Tekerleği tekrar icat etmenin bir anlamı yok. Yani. Türkiye'ye sadece getirmenin bir anlamı var. Burada da Altın Ordu'nun çok önemli bir görev üstlendiğini zaten görüyoruz. Peki sevgili seyirciler, şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Türkiye'nin Dijital Bankası, Yapı Kredi'nin sunduğu Teknoloji ve Spor devam edecek. Türkiye'nin Dijital Bankası, Yapı Kredi'nin sunduğu Teknoloji ve Spor devam ediyor. Tekrardan hoş geldiniz. Altın Ordu Futbol Kulübü CEO'su Barış Orhun Bilge ile çok keyifli bir sohbete devam ediyoruz. Burada tabii ilk bölümde Altın Ordu Futbol Kulübü'nün yapmış olduklarından, tesislerinden, nasıl eğitim verdiğinden, bununla birlikte Türkiye'de Altın Ordu'ya özgü teknolojileri nasıl kullandığından bahsetmiştik. Tabii bazı teknolojiler de var. Bunlar artık kulüplerde de olmazsa olmaz dediğimiz. Bununla birlikte aslında bu ilk bölümde bahsettiğimiz teknolojiler bunlardan bağımsız gençlerde gördüğümüz, aynı şekilde A takımda seviye atladığında farklı bir teknoloji gördüğümüz, yani kademe kademe bir plana da sadık kalan bir eğitim anlayışı ve tabii eğitimin yaşı yok diye düşünüyorum. A takımda da bu mentalitenin aynı şekilde korunduğunu görüyoruz. Futbol teknolojileri dedik. Tabii bu bölüm üzerinde futbol teknolojilerine daha fazla yöneliyoruz. Sizce futbolda teknoloji kullanımı, çünkü art arda hemen gelişmeler oldu. VAR sistemi, FIFA'nın elektronik performans ve takip sistemlerini kabul etmesidir. Bunlar hep arka arkaya geldi. Bir anda futbolda teknolojiye tanışmış ve buna da alışma sürecinde diyebiliriz aslında. Çünkü Premier Lig'de de bu sene özellikle tartışmalar var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Futbolda teknoloji kullanımı ne seviyeye geldi ve kulüpler için ne ifade ediyor? Yani günden güne geliştiği bir gerçek. Hani genel olarak hani FIFA UEFA bazında da baktığımız zaman yaklaşımlar sürekli bunu kullanma üstüne. Bazen deneme yanılmayla da oluyor. İşte Kadınlar Dünya Kupası'nda bir farklı bir deneme oldu, özellikle video assistant referee ile ilgili, VAR ile ilgili. Bizim de akademimizde hani kullandığımız farklı birçok kulüpte de olan teknolojiler var. İşte kaleciler için Altapod dediğimiz, Shilton Table dediğimiz, yani onların reflekslerini geliştirici, yine polar saatten tutun da futbolcuların idmanda üzerlerinde taşıdıkları performans atletlerinden mutlaka buradan çok net faydalanmak gerekiyor, ama bunu doğru ve zamanında yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani VAR'la ilgili bir şey söylediniz. Bence mutlaka özellikle adil neticeyi vermesi anlamında çok önemli, ama Avrupa futboluyla bugün ülkemizi kıyasladığımız zaman çok hızlı hareket edildiği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani gözlemlediğimiz, izlediğimiz, gerek canlı gerek televizyondan izlediğimiz maçlarda çok daha hızlı kararlar anlamında çok farklı inisiyatifler var. Hani belki ülkemizde yeni bir uygulama, şu anda sadece Süper Lig'de var. Belki VAR hakemleriyle alakalı bir uzmanlaşma, farklılaşma yaratılabilir diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde o odadaki hakemin de inisiyatif alıp hızlıca yardımcı olması gerekiyor. Çok fazla VAR'a gidildiği zaman hakemin her pozisyonu gözlemlemesi zaten şöyle bir müzdaribiz. Yani hani bugün Premier Lig neden marka? Dolayısıyla oyunun temposu çok fazla.
Yani atılan taşlar, kullanılan serbest vuruşlar, oyuncunun yaşadığı sakatlıklar vesaire. Bence teknolojinin özellikle bizim ülkemizdeki spora yapacağı en büyük katkı burayı hızlandırmak olmalı. Ama son dönemde biraz daha da fazla yavaşlatıldığı gibi ya da bu anlamda çok fazla etkilediği gibi bir şey oluştuğu kanaatindeyim. Bunun mutlaka teknolojinin bizim daha fazla hızlandırmamız lazım oyunu. Yani oyun daha fazla hızlanmalı. En büyük farkımız bence Premier Lig olsun, Avrupa Ligleri olsun. En büyük farkımız bu. Özellikle bir takım öne geçtikten sonra yani gerçekten bazen maçı izlemek herhalde bir seyirciler için de söylüyorum. Çok zor oluyor. Çünkü tamamen maçı bitirmeye fokuslanıyor. Evet işte kazanmak çok önemli ama biraz farklı, en farklı olduğu noktalardan bir tanesi Avrupa futbolu ile ligimizin. Çünkü ligin marka değerinin otomatikman çok daha iyi noktalara gideceği kanaatindeyim ben. Teknolojiyle, futbolun hızlanmasıyla. Tabii VAR'dan bahsettik, futboldaki teknolojilerden bahsettik. Tabii bu teknolojiler getirilebilir. Yani para tabii var yok, bundan bağımsız teknoloji varsa getirilebilir. Ama tabii buna hazırlıklı zihinlerin de olması burada çok önemli. Aynı şekilde ben hakemlerimize de tabii bir şey söylemek çok güç. Çünkü böyle bir taraftar baskısının olduğu başka bir ülkede bilmiyorum bu kadar. Aslında ekrandaki insanlarla ekran başında oturan seyircilerin bu kadar yan yana olabileceği bir sosyal ortama sahip, sosyal mentaliteye sahip Türkiye'de hakemlerin de tabii işi pek kolay değil. Ya 6-5 en büyük fark hani zihniyet dediğiniz ya bugün Avrupa ülkelerine baktığınız zaman kasabalar, şehirler az önce söyledim ya 7 bölgede hani bu tip tesisler çok fazla olsa her yere kurulsa bugün en basitten yani Almanya'ya gittiğiniz zaman hafta sonları karnaval zaten. Bir kere anne baba sporcu. Yani hep sporun içindeler. Yani çocuklar zaten öyle büyüyor. Aslında bir taraftan az önce bahsettim. Teyiz olarak Avrupa'dan hiçbir farkımız yok ama zihin anlamında, bakış açısı anlamında bir devrime ihtiyaç var. Dolayısıyla aslında her şey bu devrimle olacak. Yani zihin devrimiyle. Çünkü İnsanlar biraz daha farklı bakmayı öğrenecekler. Yani futbolun sadece hafta sonundan hafta sonuna yapılan ve tek neticeli, sadece yenmeye yönelik bir oyun olmadığı, kaybetmenin de berabere kalmanın da olduğu ve bir sportif bir şey olduğu, dünyanın en güzel hobilerinden bir tanesinin olduğu, buna ailelerin de katıldığı, çoluk çocuğun, bugün bakıyorsunuz işte kombine çıkıyor mesela yeni statlarda takımlar, işte aile indirimleri yapıyor. Bunlar çok güzel bir şey yani aileleri özendirmek. Ama yani bu skordan ziyade sportif ruhu yansıtmak çok başka bir devrim. Bu bakış açısına ülke geldiği noktada zaten herkesin bundan keyif alacağını bugünden gerçekten söyleyebiliriz. Ama çok kolay olmuyor bu. Ama bunu yavaş yavaş değiştiğini, geliştiğini, özellikle yeni jenerasyonun, iyi eğitimli insanların bu işlere girerek çok ciddi fark yaratmaya başladıklarını bunu gözlemleyebiliyoruz artık ama ülke bütününde böyle bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün hepsini birlikte beraberinde getirecek. Tabii futbolun meyvesi gol derler ama seyircilerin de ve bu seyircilerin de skor odaklı değil direkt spora özgü o öz ruhu yakalayabildikleri senaryosunu düşündüğümüzde Avrupa'da da Amerika'da da bu tarz yerlerde artık akıllı stadyumlar gibi seyircilerin bu tarz yönelik mentalitesine hizmet edebilecek. Aynı zamanda hem maçtan keyif almasına yardımcı olabilecek, aynı zamanda da o maçın içinde farklı unsurlarla eğlenebilecek bir sürü teknolojiye sahip. Yani seyircilik anlayışı da sadece bir 90 dakika içerisinde işte oturayım yerime maçımı izleyeyimden ziyade devre arasında şu var, işte belki konser oluyor. Evet. Vesaireler aslında bugünü tam anlamıyla bir paket şeklinde kulüplerin sunduğunu bu görüyoruz. Bu çok büyük bir endüstri evet ama bir taraftan da show business. Yani işte bugün ülkede diyorlar ki işte sponsorlar gelmiyor, çekiliyorlar vesaire. Dolayısıyla evet herkes bir temiz sayfa arıyor. Herkes bir farklılık arıyor. Yani bu anlamda hakikaten ben herkesi bu bakış açısıyla bir zihinsel seferberliğe davet ediyorum. Yani bunu ülkece yapabiliyor olmamız lazım. Çünkü bu ülkede her şey var. Az önce söyledim yani devlet
diyorsunuz. Yani hiç bir yerde görülmeyen bir stadyum devrimi oldu ve olağanüstü statlara sahibiz şu anda. Yani bununla beraber artık insana yapılacak yatırımla akademiler kurularak, küçük üretim tesisleri kurularak ülkenin her yerinde bu dağ çiçeklerini bahçe çiçekleri haline getirerek üretim diyoruz. Yani üretim olmadan maalesef sadece tüketerek ülke futbolu sadece tüketiyor Altuğ Bey. Evet. Yani sadece tükettiğiniz bir noktada da yani bugün geçici sonuçlar aslında gelir. Yarın bir yayın geliri olur, öbür gün kimse kalmaz yani. Dolayısıyla da üretmek zorundayız. Bu olarak üretimi de işte dediğiniz gibi daimi kılmak, bir standarta oturmak, bir aslında fabrikalaş yani o mentaliteyi korumak zorundayız. Çünkü tamam şu an mesela Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başardık ama bir gideriz, iki gideriz, üçüncüde neden olmadı deriz, dördüncüde neden olmadı deriz. Yani bunu altyapılarımıza, mentaliteye bu anlayışları sokmamız lazım. Bizim seyirciler olarak da bu mentaliteyi desteklememiz lazım. Yani Altın Ordu Kulübü'nün bir Avrupa kulübündeki idman, bir Bayern Münih, bir Dortmund kulübünde kullanmış olduğu teknolojilerle birlikte eğitimiyle, iyi birey olmasıyla, tam bir 360 eğitimiyle nasıl örnek olduğunu çok güzel şekilde gösteriyorsunuz. Yani sportif ruh anlamında da çok önemli olarak şunu yaptığımızı da ifade edeyim. Söylemeden geçemeyeceğim. Yani yaklaşık 12 bin çocuğumuz hafta sonu spor yapıyor. Yani Türkiye'nin her yerinde. Dolayısıyla bir taraftan akademi, A takım, hazırlayıcı takım derken öbür taraftan da yaklaşık 12 bin tane Altın Ordu formalı çocuğun hafta sonu ülkenin her noktasındaki lokasyonda spor yapması, bu sportif ruha katkı sağlaması yani bu anlamda da çok önemsediğimiz. Çünkü orada da bütün spor okullarımızda kullandığımız metotlar, çocukların beslenme şekilleri, onlara yine hayata yönelik verdiğimiz bir takım seminerlerle desteklediğimiz noktalar oluyor. Biz mesela Altın Ordu Futbol Okulları'nı da bu anlamda çok önemsiyoruz. Aslında bu diğer bir deyişle bir gökdelenin aslında temeli gibi, su basmanı gibi baktığınız zaman. Ama ülke sporuna baktığımız zaman en büyük sorunun hani farklı bir deyişle temeli olmayan bir yapı ne olur Altuğ Bey? Yıkılır gider. Dolayısıyla da bu bir o yüzden süreç odaklı diyoruz. Hani bugün Altın Ordu yaklaşık 7 yıl gibi bir süreç içerisinde Mehmet Bey'in zaten bu çocukluk ve gençlik hayaliydi. Yani mutlaka bu üretimden çıkan çocukların Premier Lig'de Avrupa'nın 5 büyük liginde oynaması bu hayalin gerçekleştirebildiğini görüyoruz ama çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Sürdürülebilir olmak bu maddi manevi çok özen gerektiriyor. Çok kolay bir şey değil. Sabretmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla da sistem bugün 7. yılında inşallah yani 10 yıllık bir süreci tamamladığında bu süreç sistemin tamamen kendi kendine çevirdiği, hiç kimseye gerek duymadan Altın Ordu'yu geleceğe taşıyacak bir noktaya gelebileceği, yani Mehmet Bey'in de hayali bu aslında. Tamamen akademinin kendini çevirmesi. Çünkü az önce bahsettiğimiz bu kadar eğitim mesai dediğimiz zaman gerçekten çok da maliyetli bir yapı ortaya çıkıyor. Bunun mutlaka finanse edilmesi lazım. Akademinin kendi kendini finanse edebileceği bir noktaya da geleceği günlerine yakın olduğunu düşünüyoruz. Burada tabii hem Sayın Başkan'a hem sizlere hem hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Çünkü hem hocalarımıza ayrı ayrı diyorum çünkü işte o teknolojinin buraya gelmesi var ama o hazırlıklı zihinlerin yani hocalarımızın da kendi geliştirmiş olduğu Altın Ordu kapısı içerisinde bulunan hocalarımızın kendilerini geliştirmiş olduğunu da görüyoruz. Bu bağlamda gerçekten çok önemli bir işe imza atmaya devam ediyorsunuz. Ben gerçekten seyircilerimiz adına da teşekkür ederim. Bugün Altın Ordu CEO'su Sayın Barış Orhun Bilge bizlerleydi. Futboldaki teknolojileri Altın Ordu'nun futbol teknolojileri adına eğitim alanında, saha içinde aslında yani bir sürü alanda değil, 360 her alanda yaptığı bütün teknolojileri ve buna bağlı olan felsefeyi, anlayışı konuştuk. Tekrardan teşekkürler. Haftaya tekrar yeni bir konseptle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
Türkiye'nin Dijital Bankası Yapı Kredi, teknoloji ve sporu sundu.